Evet. Taradım. Kafayı biraz dik kaldıralım şöyle. Hı hı, tamam. Evet. Şimdi sakın hareket etmeyin. Saçınızı kesmeye başlıyorum. Yamuk olmasın. Tabii tabii, hiç hareket etmem. Hı hı. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olayım? Ben bakıyorum. Tabii, istediğiniz gibi bakabilirsiniz. Buyurun. Domates. Alacaktım. Şu dayımla başladı saç kesmeye. Süt almalıyım. Makarnalar. Makarna da alayım. Hı-hı. Evet, buradan başka alacağım bir şey yok. Burası ne kadar güzel, kişisel bakım standı. Yalnız hanımefendi, orası ayrı dükkan. Bunların parasını ödeyebilir miyim ben? Tabii, alayım ben hemen. Eyvah. Ben bir şey daha alıp geliyorum, bir dakika bekleyin. Çabuk olursak kasa kapanması gerekiyor. Aldık mı? Geldiniz mi? Ay şundan alacağım ya. Soğan mı? Tabii önemli. Toplam hepsi kaç? 450. Tamam, bir dakika, böyle bozuk param olacaktı, bir dakika çıkartayım şu çantayı. Kartla ödeseydiniz keşke. Nakit vereceğim, nakit. Cüzdanımı bulabilirsem. Bir dakika. Ay, bu farlar çok güzelmiş. Pardon. Siz işleminizi yaptırın, ben bakıyorum sadece. Ben size yardımcı olsaydım, bir dakika bekleyin. Yok, teşekkür ederim, ben bakıyorum. Şu paletin güzelliğine bakın, parıl parıl, tam benlik, ışıl ışıl. Bir deneyeyim. Mavi bana çok yakışıyor değil mi? Efendim? Hanımefendi, ben onu az sonra müşteriye kullanacaktım. Keşke kullanmasaydınız. Bekleyin, ben yardımcı olurum işlerim. Işıl ışıl ol. Şuradakiler ne? Krem mi? Saç düzleştiricisi bakayım. Sıcakmış. Burası ne güzel bir tester standı. Şöyle uçlarını düzleştireyim. Ay, şurada da parfümler var. Bu ne? Bu parfüm çok merak ettim. Hemen sıkıp bakacağım. Burası ne güzel bir stand böyle. Çok rahat tester. Çok güzelmiş. Bunu çok beğendim. Şu yukarıdakiler ne? Krem mi? Bu saçla ilgili bir şeymiş galiba. Bu yumuşatıcı gibi bir şey. Bu saç yumuşatıcısının kokusunu çok merak ettim. Biraz elime sıkıp bakacağım. Saçıma da süreyim. Evet. Koklayayım bakayım. Bayıldım bunu. Hanımefendi. Ay, market sepetini de buraya koydu. Ümit, müşterini alır mısın? Lütfen, buradan her şey kullanıyor. İzinsiz. Ele geçirdi burayı resmen. Daha önce hiç görmediğim bir marka el kremi. Buna da bakacağım. Çok pardon. Hanımefendi. Yalnız bunlar ben bu malzemeleri kullanıyorum. Tester değil mi? Kullanıma açık olduğu için. Hayır, kullanıma açık değil. Siz galiba yanlış anladınız. Burası benim güzellik merkezim efendim. Ben burada bakım yapıyorum, saç kesiyorum, makyaj yapıyorum. Nasıl yani? Burası tester standı değil. Ümit. Bu parfümü şurada kullandım, o parfümü çok beğendim. Acaba onun kapalı kutusu var mı diye soracaktım, onu da alacaktım. Bakın, bu parfüm satılık değil, bunlar kuaför malzemeleri, satılık değil bunlar. Bu sepet sizin galiba, sanırım markette alışveriş yapıyordunuz siz, buyurun. Ama ben şu anda gerçekten çok sinirlendim. Yani yazmıyor, ben hiçbir yerinde bakıyorum, sağına bakıyorum, soluna bakıyorum, göremiyorum. Ben gidiyorum, çok sinirlendim. Bu neydi şimdi? Tamam, ben aldım parayı. Size güle güle Tilki Bey. Hoşçakalın. Ümit, sakin ol. Ümit. Diğer müşteriler de gitti. Ümit! Ne? Al müşterinin sepetini. Lütfen müşterilerine biraz sahip çıkar mısın? Geldi buraya. Tester standı sanmış, bütün malzemelerimi kullandı. Her şeyi böyle avuç kullandı resmen. Kullandı, tamam. Peki bunun bana faydası ne? Zararı oldu. Bak, kadına ne dediysem bütün alacaklarını bıraktı gitti. Ne yapayım bıraktıysa, ben ne yapabilirim ki? Satıverseydin oradan bir tane küçük krem bir şey satıverseydin ben ya. Ben satmıyorum. Bu kadın da bizi zaten tek bir tezgah sandı galiba. Senin marketine bağlı olduğumu düşündü sanırım. Bu dükkandan hemen ayrılıyorsun. Emekçiyle konuş, kendine başka bir dükkan bul. Tezgahını buradan götür. Konuşmadın mı zannediyorsun? Davalık olmadın mı zannediyorsun? İkimize aynı dükkanı kiraladı diye uğraşmıyor muyum zannediyorsun? Ya böyle olmaz ama. Benim müşterimi ben saçını kesemedim şu anda. Farkındaysan ben de ürün satamadım şu anda. Domates bile ellemiş bak, yumuşatmış ellediği yerleri. Şuna bak, bütün her şeyi kullandı böyle. Aldı sürdü kullandı. Aldı sürdü kullandı. Bitti paleti. Ortada bırakma o zaman sen de. Kaldır görmesin müşteriler. Demek ki tester ürünü zannediyorlar. Bakıyorlar, merak ediyorlar. Ne yapsınlar? Tamam. Şimdi sizin saçınızın da son bir işlemi kaldı. Bitiriyorum, sakin oluyoruz. O saçları da bir an önce yerden süpür. Hepsi rüzgarla bu tarafa ürünlerin üstüne geliyor. Millet kıl var diye bu sefer olay çıkartacak. Süpüreceğim tabii ki de, böyle bırakacak değilim herhalde. Lütfen. Efendim, kesiminiz bittikten sonra tuvalet kağıtlarında indirim var. Almayı düşünürseniz 32'li paketi size satabilirim. Aa, öyle mi? Gerçekten mi? Evet, alabilirim. Tamam, siz hareket etmeyin. Yamuk olmasın saçınız. Bittikten sonra alırsınız.